Arkadaşlar merhaba. 30 Eylül Cumartesi ABD Woodbine Kanada Hipodromu'nda 9 koşulu bir program var. Birinci haftadan yani ilk ayağı 20.48'de şartlı satış koşusuyla başlıyor. Koşuya bakalım koşu. 14-15 bin bandında bir satış koşusu 40 bin dolar. Toplam ikramiyesi var. Biraz zor bir koşu. 7 numaralı Trizel. Rafael Hernandez de start alacak. Son startında son anda ikinci oluyor. Favori olduğu koşu 1500 metre çim pistte. 8 numaralı PS Rising Star nispeten üst grup koşulardan bir koşuya geliyor ve Kazusi Kimura ile start alacak. Daha sonra 2 numaralı Milka Razan, Sophia Vibes da son startındaki favori olduğu maiden koşuyu 1100 çimde 1.03.84 ile kazanmış. 3 numaralı Achilles Ring Leo Salles'le start alacak. İki önceki startta maiden koşuyu 1400 metre çim pistten kumandanın yarışı 1.25.24 ile 1,5 boy farkla kazanmış. Bir numaralı Forrest Wixon, Jason Hoyt ile start alır. O da son startında 1500 metre çim pistteki maiden satış koşusunu 1.33.05 ile kazanmış bir isim. 9 numaralı Rising of Purple, Rico Walcott'la start alacak. Son startında bir ikinciliği var. 1700 çimde. Bir de son olarak 6 numaralı K-Stroke. Son startındaki favori olduğu maiden koşuyu 1700 çimde kazanan bir isim. 1.46-36 derecesi. İkinci koşu satış koşusu 3 kare İngilizlere mahsus. 1400 tapetada start alacak. Burada da 8 numaralı Trigger Spy ve 3 numaralı Confusing yeterli gibi gözüküyor. Koşu 7.000-7.500 bandında bir satış koşusu 29.000 dolar toplam ikramiyesi var koşunun. 8 numaralı Triggers Bay Rafael Hernandez ile start alacak. 1400 metre son startında 5. oluyor ancak diskalifiye sonucu 9. da atlıyor. Ondan önce bir 4. oluyor. Ondan önce de 1400 tapetada 29 Temmuz'da bir İkinciliği var. Son anda geçilerek baş farkıyla ikinci oluyor. Bir de 3 numaralı Confusing Sophia Binns ile start alacak. Nispeten 3 grup koşulardan bu koşuya geliyor. Bu iki isim yeterli gibi gözüküyor bu ayakta. Üçüncü koşu opsiyonel satış koşusu. 3 karı dış İngilizlere mahsus. 1700 çimde start alacak. Koşuya bakalım koşu. 50 binlik orta grup bir şartlı satış koşusu. 111 bin dolar. Toplam ikramiyesi var koşunun. Önceki startında bir maiden koştu. Üst grup bir maiden koştu. Son anda yakalanarak baş farkıyla ikinci olan 3 numaralı Jumping Juni 1670 metre tapeta pistte. Daha sonra bir Black Type koşuda start alıyor. 1700 metre tapetada 1.43.61 ile kazandığı bir Black Type koşu var. Kazuki Kimura ile kazanıyor ama bugün de aynı jokeyle start alacak. 8 numaralı Motown Mayhem Şahin Civacı Türk Jockey Şahin Civacı ile start alıyor. Bir önceki starttaki 120 binlik maiden koşuyu üst grup bir maiden koşuyu 1200 kunda 1.17.49 ile kazanmış bir isim. 5 numaralı She Makes a Point Rafael Hernandez ile start alacak. İkinciliği var 40 binlik satış koşusunda son startında yarım boy farkla 1700 çimde. Bir de Patrick Hasmus'la start alacak olan 4 numaralı Anita Margarita bütçeniz müsaitse ilave edebilirsiniz bu ayakta. İki önceki startında 3 grup bir maiden koşuyu 1700 çimden kumandan yarışı 1.46.39 ile kazanmış bir boy farkla yaklaşık diğer iki startında da ikinci ve üçüncü olmuş. Dördüncü koşu ikinci altılı Ganyan ilk ayağı 22.27'de bir maiden koşuyla start alacak. 2 yaşlı dişi İngilizlere mahsus 1200 metre çim pistte bir sprint koşu. Koşuya bakalım koşu şartlı maiden koşu 111.600 dolar toplam ikramiyesi var. Koşu da biraz sakat bir koşu. Bir numaralı Charlotte Test Road, Quality Road yavrusu Patrick Hasmans'la start alacak. 111 binlik bugün koşu aynı değerli bir koşu da son startında bir alt kariyerinin tek startında bir altıncılığı var 1200 tapetada. 2 numaralı Parti Rafael Hernandez ile start alacak. O da 2 önceki startını eşdeğer koşularda 900 ve 1000 metre tapetada ikinciliği ve üçüncülüğü olan bir isim. 6 numaralı Onel Lastris Split Boss yavrusu Kazusi Kumura ile kariyerin ilk startına çıkıyor. 3 numaralı You Be The Judge Ryan Munger ile start alacak. O da
Son startı bir Black Tie koşu. Ondan önce 111 binlik bugün koşulu eşler bir koştu. Üçüncülüğü var 1100 tapetada. 4 numaralı Peggy Sophia Vibes'la start alacak. Daha sonra ekürlerden 7 numaralı Blitz'in ekürisi 5 numaralı Louis Gorich Mornings yavrusu Esman Flores'de start alıyor. Yazmadığımız iki isim kaldı. Bence onları da yazıp bu aya kapatın. 8 numaralı Skor Deo Sales'de son startında bir ikinciliği var. Bir de 10 numaralı Stormy Dilemma Rico Walcott'la kariyerinin ilk startına çıkacak olan isimler. 5. koşu opsiyonel satış koşusu 3 yukarı dışı İngilizlere mahsus 1500 çimde start alacak. Burada da 6 numaralı Rosebud's Hope Pietre Moron'la tek olur gibi gözüküyor. 30-32 bin bandında bir şartlı satış koşusu 111 bin dolar toplam ikramiyesi var. 6 numaralı Rosebud's Hope Pietre Moron'la start alıyor. Önceki startının favori, son iki startına favori çıkmış. Önceki startını kazanıyor 32 binlik şartlı satış koşusu. 1500 çimde son startında 1600 çimde bir boy farkla son anda geçerek ikinci oluyor. Bugün bu koşuyu Pietre Moran'la kazanması lazım diye düşünüyorum. 6 numaralı Rosebud Open. 6. koşu Maiden satış koşusu. 2 yaşlı dişi İngilizlere mahsus. 1300 tapetada start alacak koşuya bakalım. Koşu 40 binlik bir Maiden satış koşusu. 65.900 dolar toplam ikramiyesi var. 8 numaralı Hayek. Kariyerinin ilk startında favori olduğu Maiden koşuda 1200 tapetada son anda geçerek ikinci oluyor. 1 numaralı Legs Like Flatter Shahin Cavacı ile start alacak. O da 3 grup Maiden koşulardan bu Maiden satış koşusuna gelen bir isim. 6 numaralı Destiny Rose Sophia Vibes ile o da 3 grup koşudan gelmiş. 7 numaralı Brakut Kazuse Kimura ile kariyerinin ilk startında Exaggerator yavrusu. Bu koşuda şans verdiğim isimler. 7. koşu opsiyonel satış koşusu 3 yukarı dışı İngilizlere mahsus. 1200 şimdi start alacak. Koşuya bakalım. 47-50 bin bandında bir şartlı satış koşusu. 114 bin dolar toplam ikramiyesi var koşunun. Son 4 startında 1000 metre çimdeki Maiden koşuyu 56-34'te kazanan ve ondan sonra da şartlı satış koşusu 50 binlik 1300 çimde 1.14.74'te kazanan bir isim. Ondan önce de bir önceki startında yarım boy farklı ikinciliği var. Son anda geçilmiş yine 1200 çimpisten kuma alınan yarışı. Şahin Cıvacı ile start alıyor. 2 numaralı Run for the Hills. 1 numaralı Dolce Sopresa Rafael Hernandez ile start alıyor. Son startını kazanıyor 1200 çimde 1.11.26 ile 50 binlik şartlı satış koşusu. 7 numaralı Kahiras Blessing, Sophia Vibes ile start alacak. Son iki startında 1200 ve 1400 çimdik koşuları 1.09.16, 1.21.85 ile 6.5 boy ve 2 boydan fazla farklarla kazanmış. 8 numaralı Awesome Threat, Daisuke Fukumoto ile start alacak olan bir isim. Geçen seneki son startında ve bu seneki iki startının üçünde de ikinci olmuş 1300 tapetada. Son 5 startında 3 ikinciliği var kazandığı koşudan sonra. 3 numaralı Mr. Green Patrick Husbands'la 5 numaralı Owen Tourguide Desian Boyne'le son startını kazanan bir isim. Desian Boyne'le start alacak kazandığı koşu 1300 tapeta 1.15.46 bir boy farkla. Geldik 8. koşuya opsiyonel satış koşusu. 3 kar İngilizlere mahsus 1500 şimdi start alacak. Koşuya gidelim. Koşu 80 binlik şartlı satış koşusu. 117 bin dolar toplam ikramiyesi var. Koşunun 6 numaralı Roaring Forties. Rafael Hernandez de start alıyor. Son startında 80 binlik bir şartlı satış koşusunu 1300 şimdi 1.15.04'de yarım boy farkla kazanmış favori olduğu son startı. Aynı koşuda ikinci olan 3 numaralı Told It All, Leo Salles ile start alacak. Yarım boy farklı ikinciliği var Roaring Forties'in arkasında. 2 numaralı Mason's Gamble, Roaring Forties'in kazandığı Mason Gamble'ın. Told It All'un ikinci olduğu koşuda üçüncülüğü var. Son startında bir boydan az bir farklı yine. Şahin Cıvacı ile start alıyor bugün. 10 numaralı
Tom Cruise, Kevin Nichols'la Startalar önceki startında 1600 şimdiki şartsız kursunu 1.475'te kazanmış. Bir de burada bütçeniz müsaitse 8 numaralı Banff'ı önereceğim. Rico Walcott'la önceki startındaki bir Black Type koşuyu baş farkıyla kazanıyor. Favori oldu. Önceki startı 1400 şimdi 1.22 05'te. Burada 12 numaralı RT koşudan çıkan isim olursa start alacak. Böyle bir durumda bu ismi de eklemeniz gerekir kuponlara. Geldik son koşuya. Bir maiden koşuyla kapatıyoruz programı. Tapeta'da 1200'de 3 kardeşin gezene mahsus bir koşu. Burada iki isme yer vereceğiz. 23-25 bin bandında bir şartlı satış koşusu. 49 bin dolar toplam ikramiyesi var. 5 numaralı Vovo Kasusi Kimura'yla ilk yer verdiğim isim. Kariyerinin 4 startında 2 ikinciliği var. 1100 ve 1100 tapetada ve son startındaki 1100 tapetada yine. Bir de üçüncülüğü var önceki startında tabela anlamında. Bu grupta büyük bir ihtimal favori çıkacaktır. Rakip olarak da aynı koşuda üçüncü olan Mountain Sound 10 numaraydı. 10 numaralı Mountain Sound, Isabel Wenk ile bu iki isim yeterli gibi gözüküyor bu ayakta. Altılı şablonları ekranda gördüğünüz şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin. İlk ayak 7 numaralı Trizil Trezel, 8 numaralı PS Rising Star, 2 numaralı Mikarozon, 3 numaralı Astis Ring, 1 numaralı Forest Vixen, 9 numaralı Reigns of Purple ve 6 numaralı Case Trop. İkinci koşu 8 numaralı Triggers Bay ve 3 numaralı Confusing yeterli gibi. Üçüncü ayakta, üçüncü koşularda 3 üç numaralı Jumping Juni, 8 numaralı Motan Mayhem, 5 numaralı She Makes a Point ve 4 numaralı Anita Margarita. Dördüncü koşu, ikinci altılı Gayan, ilk ayağı 22-27'de start alıyor. Burada bu ayağı kapatıyoruz. Sıralama şu şekilde: 1 numaralı Charles Road, 2 numaralı Party, 6 numaralı Onella, 3 numaralı You Be The Judge, 4 numaralı Peggy, 5 numaralı Louis Coverage, 7 Blitz Ecure, 8 numaralı Scored ve 9 numaralı Stormy Dilemma. Beşinci koşuda 6 numaralı Rosebud Hope tek olur gibi gözüküyor. Altıncı koşu 8 numaralı Hayek, 1 numaralı Legs Like Flutter, 6 numaralı Destiny Row ve 7 numaralı Bracket. Yedinci koşu 2 numaralı Run for the Hills, 1 numaralı Dulce Sopressa, 7 numaralı Char Kahira's Blessing, 8 numaralı Awesome Threat, 3 numaralı Mr. Green, 5 numaralı Owen's Tour Guide. 8. koşu 6 numaralı Roaring Forties, 3 numaralı Told It All, 2 numaralı Mason Gamble, 10 numaralı Town Cruise, 8 numaralı Banff ve koşudan çıkan isim olsa 12 numaralı RT. Son koşuda da 5 numaralı Barrow ve 10 numaralı Mountain Sound koşuda şans verdiğim isimler. Yorumları beğeniyorsanız, abone olursanız sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize mutlu bir cumartesi günü diliyorum.